Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 18 Kasım 2022 Cuma saat 19.30. Bugünkü öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ben İnci Gül. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede tahıl ihracatına ilişkin İstanbul Anlaşması'ndaki yapıcı tutumu için Putin'e teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polis eviyle İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiş'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Soylu, İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz, dedi. Dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele halindeyiz. Ve bu mücadeleyi verirken anayasadan, hukuktan, demokrasiden, insan haklarından, kaideli devlet ilkelerinden asla taviz vermedik, vermiyoruz. Bu mücadeleyi vermek, hem de hukuktan ve demokrasiden ayrılmadan vermek kolay bir şey değildir. Sadece son 3 yılda Amerikan Senatosu'ndan PKK-PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldı. Tüm bunlar olurken, örgüte katılım 30 yıldır ilk kez 3 yıl üst üste 100'ün altına düşmüşken, yine son 3 yılda teslim olanların sayısı katılanların sayısını aşmışken. Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı. Bu mücadeleyi sürdürürken anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD Senatosu'nun PKK-PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi. 2016-2022 arasında teslim olanlardan ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ü, yani 3'te 1'i, ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söyledi. Bizler gençler daha gitmesin diye uğraşırken, HDP'li parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, portatif diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını bu millete vermelidir. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapanış merasimi programına katıldı. Kirişçi burada, tarıma vermiş olduğumuz destek 40 milyar Türk lirasının üzerine çıkmış bulunmaktadır ifadelerini kullandı. 31 Ekim'de bir hafif dünya yeniden bir sarsıntı geçirdi. Rusya'nın saldırıları gerekçe göstererek süreci askıya aldığını açıklaması üzerine yine Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi. Yine diplomasi yürütüldü. Buradan da kısa sürede kaldığı yerden devam edilmesi yönünde bir aşamaya geçilmiş oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı metro çalışmasını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın hayata geçirdiği ve Türkiye'de kültür sanat alanındaki en büyük ödül olan İGART Sanat Projeleri Yarışması'nın ilkinde, yarışmasının birincisi Betül Kot ile ait Sayan'ın ses eserinin İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlerle buluştuğu törene katıldı. Bakan Ersoy, tören sonrasında İstanbul Havalimanı metro çalışmasını inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Narince Gerger yolu temel atma törenine katıldı. Kara İsmailoğlu, karayolunda 100 yılda yapılacak işleri 20 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık diye konuştu. Değerli arkadaşlar, yaptığımız her bir kilometrelik yol, yapıldığı yörenin üretiminin, istihdamının,
ticaretinin, eğitim, kültür ve turizminin gelişmesine oldukça fazla katkı sağlamaktadır. Yeni yollarımız yapıldıkları ve gittikleri yerlere akarsu gibi canlılık katmaktadır. Bizler ulaşım ve iletişim altyapı çalışmalarında bölge ayrımı gözetmeksizin batıya hangi yatırımı gerçekleştiriyorsak doğuya da, kuzeye hangi yatırımı gerçekleştiriyorsak güneyde aynısını yapıyoruz. Adana'da Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen deprem tatbikatı başladı. AFAD Birlik Müdürlüğü yerleşkesinde meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak amacıyla tatbikat organize edildi. Deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi. Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişinin arkadaşı, katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ mahallesinde seyyar tezgahta ikinci el cep telefonu satışı yaptığı saptanan Burak ve yakınındaki bir depoya girdiği sırada ekiplerce yakalandı. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin yetişkinleri çocukların gözünden dünyaya bakmaya çağıran Çocuklar Ağladığında dans gösterisi yarın yapılacak premierle izleyiciyle buluşacak. Savaşın çocuklar üzerindeki etkisine odaklanan modern dans eseri, bir oyun parkının ikiye bölünmesiyle çocukların kendi aralarında çekişmeye maruz kalmalarını ve onların gözünden savaşın masalsı bir dille anlatıyor. Iğdır'da kuşların toplu şekilde uçma anı bakın kameralara nasıl yansıdı. Ağrıdağ Milli Parkı'nda sulak alanda yaşayan sığırcık kuşları genellikle tehlikeli durumları atlatmak için toplu şekilde uçuyor. Bu sayede kendilerini avlama ihtimali olan avcı hayvanları korkutmaya çalışan sığırcıklar havadayken birbirinden farklı hareketleri senkronize bir şekilde sergiliyor. Erzurum'da Covid-19 sürecinde kurdukları kooperatifte yöresel yemek, ev tekstili ve kanaviçe gibi hediyelik eşya üreten kadınlar ihracata yönelmek istiyor. Sosyolog eğitimci iki çocuk annesi 49 yaşındaki Işılay Çakır'ın girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce bir araya gelen 9 kadın, kente özgü yöresel yemekleri tanıtmak, kadın istihdamını artırmak amacıyla kentte palan döken inovasyon kadın girişimciler ve işletme kooperatifini kurdu. Covid-19 salgını döneminde siparişle yemek ve ardından ev tekstil ürünleri hazırlayan üyeler, pazar ve üretim ağının genişlemesiyle aralarına dezavantajlı kadınları da kattı. Sitesi üzerinden satış yapıyoruz. Kendi çevremizde de duyulduk.
duyulmamızdan kaynaklı firmalara fason iş yapmaya da başladık. Ürünlerimizi dışarıya, yurt dışına satış yapan firmalar da bizimle iletişime geçti. Yani artık biz de dolaylı olarak biraz da ürünlerimizin dışarıya gitmesini sağladık. Şimdilik onların etiketlerini kullanıyoruz. Fakat daha sonra inşallah daha büyüyünce biz kendi etiketlerimize yurt dışına satışa başlayacağız. Brezilya'ya gönderdik. Brezilya'ya çanta, örgü çanta imalatı yaptık. İran'a gönderdik. İran'a keseler, lavanta keseleri çok istediler bizden. Onları yaptık, gönderdik. Beğenildi. Siparişler daha düşüktü önceden. Şimdi beğenildikten sonra artarak gelmeye başladı. İnşallah Allah nasip ederse daha da büyüyeceğiz. Çok satılan ürünleri onlara imal ettirerek ellerindeki ekonomilerine destek olmaya çalıştık. Ürünleri yaparken öğrenmek de lazım. Yani hani kara düzen bir şey yapmak istemediğimiz için Yakuti Halk Eğitim Birliği ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda oradan gelen hocalarımız bayanlarımızı öğretiyorlar. Hem kursiyer oluyorlar hem de kendi emeklerini satışından para kazanıyorlar. Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokakta buldukları yaralı kedi yavrusunu para toplayarak ameliyat ettiren lise öğrencileri, bacağı kesilen hayvana protez takılması için hayırseverlerden destek bekliyor. İlçede bir özel lisede öğrenim gören 17 yaşındaki Tuğba Gergin, sokakta bulduğu yaralı kediyi evine götürdü. Mırmır adını verdiği yavruyu besleyip bakımını yapan Gergin, hayvanın ayağındaki yara kötüleşince ilçedeki bir veterinere başvurdu. Veteriner hekim Emincan Ensivri, kedinin sol ön bacağının kırığa bağlı olarak kangren olduğunu, kesilmesi gerektiğini tespit etti. Mırmır'ı ilk önce sokakta bulduk. Ayağına yan bir şekilde basıyordu ve o durumu gerçekten çok kötüydü. Onu sokakta bırakamazdık. Ailemle konuştuk. Ailem de gerçekten durumuna çok üzüldü. O yüzden evde bakma kararı almıştık ama durumu daha kötüye gidiyordu. Ve o şekilde bırakamıyorduk yani onu. Canı acıyor gibiydi. Çok üzülüyorduk. Sonrasında veterinere götürdük. Ameliyatın bütçesi benim karşılayabileceğim şekilde değildi, ailemin karşılayabileceği şekilde değildi. Bu nedenle arkadaşlarıma, ablamın arkadaşlarına, çevremdeki herkese durumu yaydım. Sonrasında işte herkes 5 lira olsun, 1 lira olsun yardımcı oldular. O şekilde bütçe toplandı. Şimdi Mırmır bizimle kalıyor, mutlu. Abi buyur, buyur buyur gel sen. Tatvan'da ayağı kırıldığı için sekerek hastanenin acil servisine gelen kediye sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapıldı. Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine sekerek gelen sokak kedisi adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi. Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Kediye ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyerek sargıya aldı. Sokak kedisi mi abi bu? Elon Musk, Twitter'ın başına geçer geçmez çalışanlarının yarısını kovmuştu. Musk, son olarak kalanlara onları uzun çalışma saatlerinin beklediğini belirten bir e-posta gönderdi. Buna katlanmak istemeyen birçok insanın işten ayrıldığı belirtiliyor. Elon Musk'ın postasının personelden uzun saatler boyunca çalışmasını istemesinin ardından yüzlerce Twitter çalışanının şirketten ayrıldığı tahmin ediliyor. Reuters'ta yer alan bilgiye göre yapılan bir online ankette 180 kişinin %42'si çıkış seçeneğini kullanıyorum, özgürüm sonucunu seçti. Dörtte biri kalmayı gönülsüzce seçtiklerini söylerken ve ankete katılanların yalnızca %7'si kalmak için evet tıkladıklarını belirtti. Ankete katılanlar şirket mailiyle giriş yapmak zorundaydı. Böylece cevapların hepsinin Twitter'dan geldiğinden emin olundu.
Çin'deki bir koyun sürüsünün ilginç videosu dikkat çekti. Onlarca koyun hep birlikte daire şeklinde dönerken görüntülendi. Olay, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da 4 Kasım'da meydana geldi. Sadece soyadı açıklanan hayvanların sahibi Miao, önce birkaç koyunun dönmeye başladığını, daha sonra bütün sürünün katıldığını söyledi. Kadın, koyunların 12 gün boyunca daire çizdiğini söyledi. Çiftlikte 34 koyun ağalı olduğu, sadece 13 numaradakilerin bu şekilde hareket ettiği açıklandı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağısı, kadın futbolunun destek ve yatırımlarla daha da fazla gelişebileceğini söyledi. Kırağısı, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirine çalışmaların çok verimli geçtiğini söyledi. Kampta 30 oyuncu yer aldığını ifade eden Kırağısı, kamptaki son hazırlık maçında 21 yaş ortalamasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti. Daha kaliteli yabancı oyuncuların gelmesi, bizim kendi oyuncularımızın içi biraz daha profesyonel düzeyde yürütmelerine sebep oldu. Bu da ülkemizdeki kadın futbolunun aslında geliştiğinin bir göstergesi. O yüzden son derece memnunuz. Memnun olmadığımız tek bir yan var. İletişim anlamında daha görünür olmalı. Bu kızların mücadelesi, bu sahada vermiş oldukları mücadeleyi herkes izleyebilmeli. Çünkü izleyen herkes, emin olun, bugün sizin gurur duyduğu gibi onlar da mutlaka bu kızlarla gurur duyacak. Haydi! 2-3 Türkiye! Haydi! Değerli izleyenlerimiz, bu akşamki ana haberimizin sonuna geldik. 21 Kasım 2022 Pazartesi günü yine aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.